Tamam. Arkadaşlar merhaba, hayırlı pazartesi günden, haftanın ilk gününden hayırlı günler diliyorum. 35 kilo, evet 35 kilo arkadaşlar salçalık biber aldım. Şimdi onu güzel bir yıkadım, birazdan akşam doğradım. Şimdi bunu da böyle güzel içini açıp, tohumlarını açıp doğrayacağım. Bir güzel bugün salçamızı yapacağız, biber salçamızı. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, şöyle aşağı yukarı 5 kilo var. Bunu ayırdım. Bakın bunlar hem tombul hem küçük. Bundan şöyle buralardan dolma yapacağım. Karışık dolma. Başka şeyde de değerlendiririm. Şimdi 40 kilo, aşağı yukarı 40 kilo arkadaşlar benim. Şu şekil doğradım. Güzelim arkadaşlar. İki kere yıkadım. Her kazanıma koyuyorum şimdi. Hemen ocağa koyacağım bunu artık. Ateş yakıp pişireceğim artık. Bakın arkadaşlar. Salçamı yaptığım yere çöplerimi toparladım. Buraları yıkadım. Kapının önlerini.
Yağmur dersen şırıl şırıl yağıyor. Buraları mis gibi yaptım arkadaşlar. Gittim ateşimi yaktım. Yağmurlu bir günde salça. Ya dünyayı ben besliyorum gibi sanki. Evet. Ateş yanıyor. Üzerinde gazan var. Kolay odunlardan koyayım ki. Bugün salçamız olsun. Ben de bilmiyordum hava durumunu arkadaşlar. Yağmurun yağıp yağmayacağına inanır mısınız? Hava durumuna bakıp da ben de bilmiyordum. Kazanımızı koyduk hoca. Şimdi kaynamaya başlayacak. Bu hamur olana kadar kaynayacak arkadaşlar. Hamur olduktan sonra bunu artık aşama aşama gösterelim. Aşama aşama yapalım arkadaşlar. Şimdi bir de gökyüzünü göstereyim size. Hava durumunu göstereyim. Nasıl yağıyor? Ay bana deli misin derler. Dumanlı dumanlı. Ey bizim eller. Beni görenler deli misin derler. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aldık bir kere. Aldık bir kere arkadaşlar. Kapımın elleri de mis gibi oldu bu sayede. Ateşimiz yanıyor. Yansın. Onu çünkü gözetim altında yapacağım ben. Doktora gitmiş abla. Yapacağım. Hava durumu belli olmaz. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Artık gözenenin şeyinde yapacağım. İşe yarıyor arkadaşlar. He? Garbul çok işe yarıyor böyle şeyde. Güzel çektik. Tabii ki bu arada üzerim başımda batırıyor. Evleri de batırıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi güzel bunu bir süzgeçten geçirelim. Şunun güzelliğine, kırmızılığına bakın arkadaşlar. Uğraş. Eziyet ama değiyor. Biraz da benim gibi sakar olsanız tövbe tövbe. Kendi kendime dedi. Bak biber salçası kolay geçer. Domatese benzemez. Ayak üzerinde yapmayacağım. Otlamı yerden hiç yapamıyorum arkadaşlar. Yine böyle mutfakta kolayıma geliyor. Batırıyorum ama boş mu? Sonradan bunu ocağa koyunca temizliyorum ben bunları. Bak hiçbir şey kalmayıp burada sadece kabukları. Bunu közlemeye, mözlemeye gerek yok arkadaşlar. O kadar şey yapmayın. Hepsi yemeğe gidiyor. Bu zaten çok 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 güzel oluyor. Karışık da yapabilirsiniz bak salçayı. Onu da söyleyeyim ha. Domatesli biberi. Salçamızı rondadan geçirdik. Süzgeçten geçirdik. Getirdik zobanın üzerine.
ipek gibi oldu. Şimdi kaynatarak kavanozlamaya doğru kaynatmaya başlıyoruz artık. Kavanozlayacağız çünkü. Arkadaşlar yaklaşık 40 kilo biberin 5 kilosunu ayırdım. Onu koymadım içine. 35 kilo biberden çekirdeklerini de aldıktan sonra, saplarını da aldıktan sonra hadi 2 kilo da ona çıkartıyorum. Çünkü sebzelerin 3'te 1'i 3'te 2'si su olur, 3'te 1'i ancak koyulaşır. Bakalım bizim kaç kilo biber salçamız gelecek bugün. Evet arkadaşlar, beyaz salçam indi. Gözetim altında. Közde yapıyorum sanki arkadaşlar. Bakın ateşi alevli değil. Bakın ne kadar şey var içinde, odun. Öyle odunla sıkıştırıp da hızlı ateşte yapmıyorum. Çünkü altına hemen yapışır bunlar. Hemen kokar arkadaşlar. Bak altından doğru karıştırıyorum. Her tarafını karıştırıyorum arkadaşlar. Kepçeme bulaşan bir şey var mı? Yağı katmamın sebebi parlaklığı, tuzu katmamın sebebi uzun ömürlü olması. Şeker katmadım arkadaşlar. Biber zaten kendisi tatlı oluyor. Şeker katmaya bibere gerek yok. Bunu mayalayarak yapmadım. Biberi aynı normal sizler gibi yaptım. Odun ateşinde yaptım. Ama domatesi mayalayarak yapıyorum. Eski usul mayalayarak yapıyorum arkadaşlar. Bunu aşağıya koyup böyle tıkır 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 bir saati bulur bunun inmesi. Arkadaşlar sona doğru geldik artık. Salçam bakın koyulaşmaya başladı. Tabağa koydum. Nasıllığı soğudukça daha çok koyulaşıyor arkadaşlar. Biber salçası domates salçası gibi aşırı koyu olmaz. Tabi koyu seviyorsanız koyu da yapabiliriz tabi. Bundan koyusu da olmaz arkadaşlar. Şimdi soğudukça bu ta alıyor kendini. Soğudukça alıyor. Şimdi ben bunu güzel bir kavanozlarıma koyayım arkadaşlar. Kavanozlarımı yıkadım. Kapaklarımı ayarladım. Her şeyimi ayarladım arkadaşlar. Bir 5 dakika sonra ocaktan alıp kavanozlamaya başlayacağım artık. Evet arkadaşlar. Salçalarımı şimdi koyuyorum da. Bakın. Bunu ayrıyetten koydum az yemeye. Durdukça çok koyulaşmaya başladı zaten. Şimdi 2 geri 1 ileri yöntemiyle ağızlarını da kapatayım. Evet arkadaşlar, salçam bitti. Benim yaklaşık 15 kilo yakın salçam çıktı arkadaşlar. 40 kilo biberden 3, 6, 9, 10,5, 10, 11,5, 12,5, 13,5, yarım kilo da öyle. Evet arkadaşlar, 14,5 yani 15 kilo yakın salçam çıktı. 40 kilo biberden arkadaşlar. 40 kilo biberin 5 kilosunu ayırdım. 35 oldu. 35 kilo biberin 2 kilosu 3 kilosu da çöpe gitse tabi arkadaşlar sebzelerin 3'te 1'i zaten püre, 3'te 2'si su. Çok normal. Çok güzel bir salça yaptım. Çok normal bir salça yaptım. Bol seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Kanalımda kalın arkadaşlar, görüşmek üzere.